Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Sıra bakmayın. E, gecenin bu vaktinde e, sizlere video çekmeye çalışıyorum. E, yani ancak kendimizi hazırlıyoruz. Sağ olsun, e, katılda da e, yani 140'ı geçtik katıl abonelerimiz. Yani artık e, vallahi ilgilenemiyorum. Yani o yüzden gelmeyin. Gelme çünkü bir de hap var. Hap üyeleri var. Bunları bu bütün bilançoları yükleyip ondan sonra onların Bilgisayarına entegre ediyoruz, entegre etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki sitemiz daha çıkmadı. Çalışmalarımız devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah onu da en yakın zaman dilimi içerisinde paylaşmaya çalışacağız. Şimdiki konuğumuzun ismi Odaş. Evet Odaş'a bakacağız ama hemen öncesinde bir bakalım Odaş'la ilgili neler söylemişiz. Bizi zengin edebilecek bir yapıya sahip miydi değil miydi ona bir bakmak gerekiyor. Şimdi daha önce biliyorsunuz ki işte katıl üyelerine 3 TL'den paylaşmışız. 3.70'lerden paylaşmışız. 12, 30. Yani grafik aylıktır. Uzun vadede 3x yapman potansiyeli demişiz. E ise kapanış fiyatı şu an kaç TL'dir? Hemen bir bakalım. 9 TL'de kapatmış. İyi gitmiş. Yani 3, 6, 9. 3 kat gitmiş. yani 4. katı da tamamlama durumu söz konusu olabilir. Alan satana hayırlı olsun. Şimdi ne demişiz burada? Demişiz ki 3 TL'den 12 TL'yi görmüşsek bırakın da her yükseldiğinde paylaşalım. 3 TL'den alan adam şu an köşelik. Hmm, güzel demişiz. Bunlar sabır işi arkadaşlar. Yani böyle hemen gidecek diye bir şey yok. Hiç görmedik. 3 TL seviyesinden 12 TL seviyesini gördük. Her bilanço dönemiyle 3 kat gittik. Kaldı yeni bilanço ve 12 TL'si. Yeni bilanço ile beraber iskontusu daha da artabilir. Hmm, bakacağız buna da. Şimdi bakacağız şimdi işleyeceğiz. Genel itibariyle değerli dosya bak burada. Benim üstünde olduğu sürece benim temel ve teknik hedefim 6.50-12. Ya hocam uçma. Uçuyorsun. Bazen öyle bir atıyorsun ki insanın aklı hayali duruyor. Yani hisse şu an 3.70'lerdedir. Sen 6.50 diyorsun 12 TL diyorsun. 3, 6, 9, 12, 4 kat 5 kattan bahsediyorsun. Yani demişiz, anlatmış. E tabi bunlar bir süreç işidir derdi olsa bunlar hemen böyle bir, bir ayda iki ayda gitmediler. Gitmiyorlar. Bunlar hemen gitmiyorlar. Sen aldığında gitmezler bunlar. Bunlar geri çekilecekler. Bunlar oturacaklar. Senin satmanı bekleyecekler. Yani hayatımız borsayla geçti artık. Video çekmekten bıktım. Bin tane video oluyorum. Bin tane. Bir, bir taneniz de kalkıp gelsin buraya. Böyle şu videoları teker teker bir izlesin baksın bakalım. Yani ama bizim değerimizi anlamanız için özellikle 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl önceki videoları teker teker izlemeniz gerekiyor ki hangi şirketler hakkında neler söylemişiz. E de haptan gö görüyoruz yani biz de hatta haptan görüyoruz. Bunlar boru değil arkadaşlar milyonlarca yazılım var, milyonlarca kelime var. Kitabını yazdık bu işin, kitabını yazdık. Senin yapman gereken tek şey iyi bilanço beklentisi olan şirketleri alıp yatmak. Bir de iskontosu var olacak yani. İskontosu olmaya da bilir. Yeter ki beklenti olsun. Hikaye oluşsun. Anlatabiliyor muyum? Gesan'da şu an iskonto mu var? Yok. Smarty'de, Yeotek'te, Orge'de, işte Huner'de. Bunlar, bunlarda iskonto mu var? Yok. Ama hikaye var. Hikayenin arkasından koşacaksın. Koşacaksın. Şimdi bunları açık açık bir şekilde belirtmiş. Yani bu şirket biraz sonra değineceğiz. Yani bir yıl sonra iki yıl sonra hangi seviyelerde olacağını hap söyleyecek bize. Biz söyleyemeyiz ki. Nefesim yetmez. Hemen şöyle çok fazla lafı uzatmadan ee, bir detayına inmem gerekiyor. Yani şu kar nereden gelmiş? Bak müteviyata ineceğiz. Muhteviyata bilanço muhteviyatına ineceğiz. Yok böyle bir şey yok. Yani bu program... İnanılmaz bir program olacak sizlere. E, bu yeni versiyondur. E, HAP üyelerimize paylaşacağız. Programı satın almak isteyenler hapdestek.gmail.com'a at mesaj atabilirler. Kurulum aklınızdaki bütün soru işaretlerini buradan sorabilirsiniz. Mustafa Hoca sizlerle ilgilenir. Tamam mı? Çok nazik bir beyefendidir. Teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi Odaş'a baktığımızda satışlarını %375 seviyesinde arttırmış. Brüt karını %973 seviyesinde artırmış, Esas faaliyet karını faaliyetlerinden gelen kar yüzdelik değişimi olarak %1440 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Pavok'unu %892 seviyesinde arttırmış. Net dönem karını da %1894 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Gayet güçlü bir bilanço. Yani şimdi 3 kat gitmiş ya 3'ten 9'a gelmiş ya. Çok değil. Şirket zaten 3 kat 4 kat büyümüş. Sadece büyümede büyümüş. Karını 8 sekizletmiş, onlatmış. 10 On kat esas faaliyet karı var. 10 kat. Daha fazla. Bakacağız bunlara hepsine bakacağız. Dönem varlıklarını %55 seviyesinde artırmış muhteşem bir şey. Duran varlıklarını %11 seviyesinde artırmış muhteşem bir şey. Net borcunu %44 seviyesinde art, e, azaltmış gayet güzel. Öz kaynaklarını %31 seviyesinde artırmış bu da çok önemli. Yani bir şirketin e, öz kaynaklarını artırması e, iskonto anlamında çok büyük bir önem arz ediyor. Nakit ve nakit benzerliklerine baktığımızda %108 seviyesinde artırdığını görebiliyoruz. FK'mız şu an 5,31'de işlem görmekte. FK ortalaması 3,60. Prospektif FK'mız 4,28. FD Favok 4,76. Piyasa deri bölü defter deri 2,15. Net borç Favok 0,34. Hızlı geçiyorum. Çeyreksel satışlar tarihi zirvesinde. Çeyreksel Favok tarihi zirvesinde. Çeyreksel Netkar tarihi zirvesinde. Yani 10 bilançonun 10'usunun en güçlü bilançosunu açıklamış bulunmaktayız. Çok güzel. Ama böyle varlık dağılımına baktığımızda öz kaynakların güçlü olduğunu görebiliyoruz. Kısa vadeli hükümler ve uzun vadeli hükümleri toplasan öz kaynakları kadar olmuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bu da öz kaynakların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Burada borçluluk yapısına baktığımızda e, dönem varlıklarla e, finansal borçlarını ödeyebiliyor. E, net borcunu da ödeyebiliyor. 30-40-50 desek 50'ye 50 yani 50-50. Yani bir yıl içerisinde nakta dönüşen e, dönem varlıklarını satsa finansal borcunu da net borcunu da e, bitirebilme durumu söz konusu olabilir. O yüzden borçluluk anlamında da şu an bir sıkıntı görmüyoruz. Brüt kar marjına baktığımızda tarihi zirvesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu bizim için olumludur. Net kar marjına çeyreksel olarak baktığımızda bir önceki çeyreğe göre arttırılanı görebiliyoruz. Bu da bizim için önemlidir. Pavok Marşı'na baktığımızda bir önceki çeyreğe göre ve tarihi zirvesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için olumludur. Kaldıraç oranı 40, cari oran 1,50 gayet güzel. Üst kaynak karlılığı 62 gayet güzel olduğunu söyleyebilir. Peki bu karlar nereden geliyor? Bu da bizim için önemlidir. Şimdi öncelikle yaklaşık 1 milyar 861 milyon seviyesinde yabancı para açığı var. Tamam mı? Borcu var. Önemli. Yatırım faaliyetlerinden gelirlere baktığımızda burada 26 milyon seviyesinde bir şey var. Yatırım faaliyetlerinden gelir var. Yani faaliyet karından gelmemiş bu gelir. Tamam mı? bu da bizim için önemlidir. 26 milyon seviyesinde yatırım faaliyetlerinden giderler değişmemiş. Ertelenmiş vergi gelirine baktığımızda 514 milyon da buradan gelmiş. Tamam mı? Şimdi bilanço okuma e, inanılmaz güzel bir şey. Şimdi geçen gün yani biz bizim bir tane abimiz sağ olsun. Yani e, bir tane videomuzda tam hatırlamıyorum. Hocam bu kar buradan gelmişti. Satışlardan gelmişti. E, dedi. Biz de dedik ki ya da, biz zaten bakıyoruz bunlara. Bakmak zorundayız. Hepsine bakıyoruz. Yani Pörtfeo'ya aldığımız her hisseyi bakmak zorundayız. Ama bir de dedim ki bunları size de gösterelim çünkü. Bunlar çok önemli kalemler. Kar nereden gelmiş? Yani şimdi net dönem karı ile esas faaliyet karı arasında ciddi anlamda farklar oluşabilir. Yani bu şirket özelliğinde konuşmuyorum. Bazı şirketlerde mesela net dönem karı %2000 seviyesinde arttırmış. Ama esas faaliyet karı %100 bile artmamış. E nereden gelmiş bu kar? O yüzden bunları bilmek gerekiyor. Nereden geliyor? Yatırım faaliyetlerinden, gelirlerden geliyor. Ertelenmiş vergi gelirinden geliyor. Tamam mı? Ondan sonra geçmiş yıl karı geliyor. Bunlara hepsine bakacağız. Şimdi geçmiş yıl karında 1 milyar 400 milyon seviyesinde bir geçmiş yıl karı olduğunu görebiliyoruz. Ciddi bir oran. Yani bu kar tamamıyla oradan gelmemiş. Geçmiş yıl karından da gelmiş. Ertelenmiş vergi geliri giderine baktığımızda 514 milyon buradan gelmiş. Sürdürülen faaliyetler vergi geliri giderine baktığımızda 262 milyon oradan gelmiş. Ee, yabancı para çevrim farklarına baktığımızda %140 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz Nakit ve nakit benzerliklerin net yani bu nettir arkadaşlar. Ee, net nakit ve nakit benzerlikleri giriş çıkışlarına baktığımızda o da %140 seviyesinde arttırmış. Ertelenmiş vergi geliri gideri %400 ...56 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Yani açıkçası biraz sonra tabii büyüme oranlarına da bakmak gerekiyor. Bunlar da bizim için önemlidir. Şimdi büyüme oranlarına baktığımızda kusursuz bir bilanço. Kemiksiz bir bilanço, kılçıksız bir bilançoyu görebiliyorsunuz. Yani hem çeyreksel anlamda hem de yıllık bazda baktığımızda hepsi yeşil. Hepsi yeşil. Şimdi biraz daha detayına inelim. Dönem varlıklarına baktığımızda yıllık bazda %220, duran varlıkları %140, öz kaynakları %271, faaliyet karını %1439, dönem karını %1894, satış gelirleri %375 seviyesinde arttırmış, fabokunu %862 seviyesinde artırmış. Yurt içi satışlar %379 seviyesinde artırmış. Yurt dışı satışlar %26 seviyesinde artırmış. Yatırımlarını %78 seviyesinde artırmış. Ve maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımına kaynaklanan nakit çıkışlarına baktığımızda %920 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Biraz sonra özellikle buraya değineceğim. İnanılmaz bir yatırım yapmış. Çeyreksel olarak da baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen bütün sayılar aynı. Burada dönem varlıklar çeyreksel olarak %55, duran varlıklar %11, öz kaynaklar %31. Esas faaliyet karı %59, net dönem karı %141, satış gelirleri %37, yüzde %60, yurt içi satışlar %82, yurt dışı satışlar stabil bir şekilde kalmış. Yatırımları ee, %7 maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları da %55 seviyesini arttırdığını görebiliyorsunuz. Şimdi hocam siz diyorsunuz ki maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları yatırım demek. E burada da yatırım var. Bu iki kalem ne anlama geliyor? Ee, i̇kisi de farklı. Yani bu yatırımlar kısmında çok farklı. Bu gayrimenkulleri bile dahil ediyor. Yani çok farklı bir nüanslar var. Onları da bir gün e, eğitim videosu çeker isem arasındaki farkları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu da maddi ve maddi olmayan duran varlıklar alımı ya bu da üç aşağı beş yukarı işte fabrikadır işte ne bileyim arabadır gömlektir aklınıza ne gelebilecek birçok şey içinde barındırıyor. Şimdi karlılık oranlarına bir bakalım karlılık oranları bizim için çok önemli yani böyle kemiksiz böyle kılçıksız bir bilanço gördük mü görmüş olabiliriz bilmiyorum ama. Gerçekten kemiksiz bir bilanço göndermiş, güzel bir bilanço açıklamış. Yani bir şirket ancak bu kadar güzel bir bilanço açıklayabilir. Şimdi yani özellikle ha programına sahip olan dostlarımız da aynı baktığım şeylere göre bakarlarsa onlar için daha faydalı olacak. Yani hemen direktmen iskonto oranı en yüksek olan şirketlere bakıp orada şey yapmasınlar. Yani bir karlığına bakın, bir büyümesine bakın. Bir satışlarına bakın, favukuna bakın, net karına bakın. O net kar nereden gelmiş? E tabi onu siz göremeyeceksiniz. E, onu sonraki versiyonda göreceksiniz inşallah nasip kısmet olursa. Sizlere güzel e, şeyler aktarmaya çalışacağız. Şimdi e, yıllık bazda baktığımızda aktif karlılık %722 puan arttırdığını görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığı %400 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Brüt kar marjı %125. Net kar marjı %477. Favok marjı %102 seviyesinde arttırdığını görebiliriz. Bunlar puandır değerli dostlar. Yüzdelik olarak hesaplıyorum ama puan olarak anlayabilirsiniz. Çeyreksel bazda da 74. Öz kaynak karlılığı %52. Brüt kar marjı %7, net kar marjı %31, favok marjı %17 seviyesinde artırdığını görebiliyoruz. Gayet başarılı hem büyümede hem de karlılıkta güçlü büyüme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Neye rağmen? Buradaki yan gelirlere rağmen, esas faaliyet dışı gelirlerine rağmen güzel bir bilanço, temiz bir bilanço gönderdiğini söyleyebilirim. Şimdi Değerli dostlar yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına baktığımızda 3 çeyrektir güzel yatırımlar yaptığını görebiliyoruz. Özellikle yani 4 çeyrektir yapmış. Yani bu 1 yıllık süre zarfı içerisinde 1 TL'lerden kalkıp 10 TL'lere giden bu şirket neden gittiği sorusunun cevabı. işte geçmişlerde baktığımızda hemen şuradan göstereyim sizlere. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlarına baktığımızda bak 75 milyar seviyesinde e, maddi ve maddi olmayan duran varlık alımına e, gider iken değerli dostlar bir nakit çıkışı gerçekleştirirken 2021'in son çeyreğinde 12 aylıkta 3 milyar seviyesine yani 75 milyonken 3 milyar seviyesine çıkarmış. Burada ondan sonra tekrar böyle e, yatırımlar biraz azalmış. Ondan sonra tekrar hızlı bir şekilde yatırımlarına devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi e, yıllık değişim olarak %920 seviyesinde e, bir e, maddi duran e, varlık çıkışı gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Yani para çıkışı gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Çeyreksel olarak da %55 seviyesinde. Şimdi dönem karı bak buradaki nüansı çok iyi takip edin. Çok önemli Dönem karı burada 2 milyar 185 milyon seviyesindeyken işletme faaliyetlerinden nakit akışları 2,5 milyar seviyesinde. Bu şirket işletme faaliyetinden para kazanıyor mu? Tamam satış yapabilir, fabok yapabilir, karı iyi olabilir. Esas faaliyet karından da güzel karlar edebilir. İşletme faaliyetlerinden para kazanıyor mu? Bir, bir ürünü satabilirsin. Para kazanıyor musun? İşte asıl mesele burada. İşte nakit akım tablosunun incelikleri burada her yani ne kadar çok fazla üzerine düşmesek de bunlar bizim için önemlidir yani olmazsa olmaz diye bir şey yok ama bunu görmek istiyoruz bu tarz şeyleri görmek istiyoruz o yüzden bunlara bakmak gerekiyor hemen gelelim e, iskonto oranlarına şimdi değerli dostlar yani burada e, mutlaka o da şakup yazmanız gerekiyor yani bu hisseler adamı zengin edermiş. Şişe, Odaş, Akçansa, Tüpraş, Galatavit. 3 ay önce her bir tanesi 3 kat, 4 kat, 5 kat gitmiş. Her bir tanesi. Tamam mı? Enerji hisselerin düellosunda Odaş. Geleceğin hektaşları arasında Odaş. Yani özellikle Twitter'da bugüne kadar söylenmiş bütün şeyleri söylediğimizi e, ifade etmek isterim. Yani bugünlerde konuşmamız gerekiyor. Yani ben bugün konuşmasam, bugün ben bildim demesem hangi gün bildim diyeceğim. Ben paylaşırım. Bir ay boyunca konuşmam. Çünkü belki gitmemiş olabilir. İki ay boyunca gitmemiş olabilir. Ama seriye bağladığı gün, çünkü burası temel analizin yeri. Burada haftalık, aylık veri paylaşılmaz. Güzel, güçlü bilançolar paylaşılır. Gerçek edere odaklanma ile oluşur bu para kazanma. Şimdi Evet, diskonto oranına bir bakıyoruz. Bir de ince detaylar var. O ince detaylarını bir okumak gerekiyor. Hemen bodozlama atlamamak gerekiyor. Şimdi yani 1 TL'den 6 TL, 7 TL, 8 TL, 9 TL seviyesine gelmiş bu şirkette bodozlama atlarsak işte tukaş gibi. İnanılmaz bir bilanço. Ee, i̇nanılmaz güzel bir bilanço. Kış hazırlık yani buradan ne yapacaklar? Eline vermeye çalışacaklar. Tamam mı? Yani ben 3 TL'den paylaşmışım. Örnek diyorum. Maliyetin müşteriler değil de. 3 TL'den paylaşmışım. Bu 3 TL'den almış adam. Valla en güzel şekilde adam nereden satacak? İşte 9 TL, 9,5 seviyesinde adamlar böyle bodozlama atladığı zaman diliminde satar. Ama senin elinde varsa sen bu oyunu yapma. Çünkü gerçek edere odaklanıyorsun. Onlar robottur, onlar ancak fonlardır. O parayı ancak bu, bugünlerde, yarın da çıkarabilme durumu söz konusu olabilir. Hacim yaptırması gerekiyor da. Ama sen sakın bulaşma. Al sata karışma. Gerçek edere odaklan. Gerçek edere odaklanmadığın an itibariyle zaten para kazanamazsın ki. Bu belki 7 ayda da gerçekleşmiş. Bu 17'li rakamlar, 14'lü rakamlar, 15'li rakamlar. Tamam mı? Belki 6 ay boyunca gerçekleşmeyebilme ihtimali var. Bunu bil. Bunu kabul et. Tamam mı? Bunu kabul etmen gerekiyor. Hemen şöyle bir nüanslara bakalım. Yıl sonu beklenen tahmini net kadar 3 aşağı 5 yukarı 2 milyar 900 milyon seviyesinde ki büyük ihtimalle bunun da üstünde gelebilme durumu söz konusu olabilir. Hisse başına karımız 1,68'den perspektif ederimiz 2,08 seviyesine gideceğini görebiliyoruz. Oğlum. Fiyat kazancımız şu an 5,31'de yıl sonunda gelen karla beraber prospektif FK'mız 4,28. Bazıları diyor ki hocam bu prospektif FK ne demek? Tamam. Yıl sonu beklenen tahminin net karla ilgilidir. Hisse başı karla ilgilidir. Tamam. Piyasa deri bölü defter 2,15. Hisse bedelsiz potansiyeli 300 314 seviyesinde. Güzel. Ama şöyle Fabok'a göre hesaplamasına perspektif edere bir lot olması gereken edere göre baktığımızda yani yatırımlara göre hedef fiyat verdiğimizde 17,91 seviyesinde çıkıyor. Yani hala %100'lük bir iskonto söz konusu olabilme ihtimali var. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al satı tavsiyesi değildir. Bunu kabul etmek gerekiyor. Tamam. Buradan alırsın. Yarın düşer. Öbürsü gün düş. Öbürsü günün öbürsü günü. Ben onunla ilgilenmiyorum. Ben burada sana bir veriyi aktarıyorum. Temel analizi aktarmaya çalışıyorum. Burada da 8 tane yöntemimiz var. Bu 8 tane yöntemin yıl sonu beklenen hedef fiyatı işte 3 aşağı 5 yukarı Yüzde %65 seviyesinde bir iskontosu hala mevcut olduğunu görebiliyoruz. Burada çarpan ortalamasına baktığımızda son 5 çeyrek FK ortalaması 3,60, son 5 çeyrek piyasa değeri bile defter değeri ortalaması 0,90, 0,89. Son 5 çeyrek F defavo ortalaması 6,51 seviyesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Gerçek edere odaklanır isen para kazanırsın. Bizim bütün bir dolarda anlatmak istediğimiz olay budur. Bugün eğer ki hisseler 3 kat 4 kat gitmişse ve ben Twitter'dan bas bas bağırıyorsam, bir ay önceki, 3 ay önceki, 2 ay önceki gönderilerimi paylaşıyor isem, gerçek edere odaklananlara bir şeyler anlatmaya tokat gibi cevap veriyorum aslında. Tamam mı? Twitter'dan da bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Yani takipçi sayımız az e, yükselmiyor. Yüksel, gerçi <laughs> Tam yükselince de siyasi bir iki tweet atıyorum gidiyorlar. O da ayrı bir mesele. Ama yani ne olursa olsun maya, mayamız belli arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani onun için takip etmiyorlarsa canları sağ olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Evet Twitter'dan da bizi takip ederseniz bizi mutlu edersiniz. Sevinirsiniz. şimdi YouTube'da özellikle bizi takip edin. Beğeni yapmayı unutmayın. HAP programına erişim sağlamak istiyorsanız, kurulum yapmak istiyorsanız hapdestek.gmail.com'a Mustafa Hoca'ya e, bir mesaj gönderebilirsiniz. E, o sizlerle ilgilenir. İrtibat haline geçebilme durumu söz konusu olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Daha para kazanacağız ya. Yani sadece benim YouTube'daki videolarımı izlesen deli gibi para kazanırsın. Namus şeref sözü veriyorumla. Ama bir yıl. de kabul et. Yani bunlara yatırım yapma ha. Tamam. Ya yatırım yapmasan para kazanırsın. Videolarımı izle ama benden gördün diye yatırım yapma. Başka izlere yatırım yap. Benim izlerime bulaşma. Zarar edersin. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.